Are you coming to the tree? They strung up a man, they say he run him free. Strange things that happen to you, a stranger would it be? We met and lived high in the hanging tree. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir Age of Empires oyununla ilgili video çekeceğiz. Bu video binalar hakkında olacak. 5-10 dakikalık bir videosu çekeceğim binalara. Burada en önemli olay binalarda yönümüz, nereye doğru gitmemiz ve ilk yükseltmemiz binaların hangisi olması hakkında olacak. Tabii ki de önerilen kasaba merkezini yükseltebileceğimiz hangisi öneriyorsa o binaları yükseltmek olacak. Ekstra verilen binalara hiçbir şekilde ihtiyaç yok. Zaten sadece bir binanın ek olarak verdikleri çiftçilik ıvır zıvır, onları böyle 27 level yapınca işte kasaba yükseltiyor, ne bileyim üniversite yükseltince ne bileyim Ya burada yapmamız gereken en önemli olan şey ana binayı ne öneriyorsa onu yapmamız gerekiyor. Ekstra olarak bir binadan iki tane veriliyorsa sadece bir tanesini yükseltmek olacak. Neden kasabaların en önemli? Birinci, zaten 12 level'da şöyle bir olay var kasabada. İlk önce onu anlatmayayım. İlk olarak şeyden bahsedelim. Birim kapasitesinden bahsedelim. Bizim oradaki en önemli olaylardan biri, zaten bunu göstereceğim ben size. Birlik kapasitesini yükseltmesi, nereden bakarsam 30'a kadar geldiğimizde 40.000 istiyor. 40.000 tane istiyor. Ne, özür diliyorum. 40.000 tane kapasiteye kadar yükseliyor. Bizim için en önemli olanlardan biri. Zaten sol tarafa çok bir bak Bengüce. Ve 12 level'da artı bir komutan ekleniyor. Bizim de en önemli şey, bütün etkinliklerde, bütün kestiğimiz ham madde toplamalarda, barbar, yani benim tabirimde barbar kesmelerde, hani dışarıda etkinliklerde bir şeyler yetişmek için bizim en önemli olan şey komutan şeyimizin açılmasıdır. Yani şuraya gelirsek, bizim burada çok önemli olanlardan biri de nasıl 12 level'da ikinci komutan yeri açılıyor, 17 level ana binamızla üçüncü komutan yeri açılıyor. Biz burada tabii ki de en önemli şey, ilk görevimiz, oyundaki başlangıç olarak ilk yapmamız gereken ana binayı 17 yapmak. Bütün etkinlikler olsun, şeyleri olsun yetiştirmek için komutan şeyimizi, kapasitesini yükselmesi gerekiyor. Bu çok önemlidir. Dediğim gibi bizim en önemli noktamız tabii ki de kasaba merkezidir. Kasaba merkezini niye öneriyorsa tabii ona gideceğiz. En hızlı bir şekilde biz bunu 17 yapmamız lazım. Hedeflerimizden biri 17 numaraya, 17 seviyeye yükseltmek olacak. Kahraman yuvası 2 olarak artıyor. Zaten burada da yazıyor. Yani binamızın avantajları da çok yüksek. Birim kapasitesi zaten biliyorsunuz oyunlarda olmazsa olmazlardan biri. Şimdilik kasabada önerdiğim ve gördüğümüz gibi başka kilit bir noktaya da bakabiliriz. İnşaat edilebilir. 2 de hastane açılıyor, depo. Depo, pazar, rıttım. 2 numara taş hoca. 3 numaralı oduncu kampı. 3 numaralı demir değirmen. 3 numaralı taş hoca. 4 numaralı odun kampı. 4 numaralı değirmen. 3 numara altın madeni. 4 numaralı taş hoca. 4 numara altın madeni. Bunlardan bahsediyordum. Bunlara gidip hemen son level yapmanıza gerek yok. Yükseltmenize gerek yok. Zaten ana binalar bunlara dönüştürdüğünde bir tanesini sadece yükseltmenizi isteyecek. Bundan dolayı bizim hedefimiz tabii ki burada olması gereken, dediğim gibi, 17 seviye olacak. Dediğim gibi bina, kasaba merkezi böyledir. Şimdi geçelim yeni bölmeye. Tabii ki ikinci yükseltmemiz gereken en önemli şeyler, hani şey de yapabilirsiniz, ana binayla da beraber geliştirebileceğiniz, tabii ki elçilik binası oluyor. Hemen elçilik binasına girelim. Neden elçilik binası bizim için daha çok önemli? Elçilik binasına her yükseltmede başlıyor zaten. İlk 2 level yükseltme ittifak yardım haklarını yükseltiyor. 2'den 2 yapıyor, artı 3 ekliyor, artı 4 ekliyor, artı 5. Bunlar bizim ne işimize yarıyor? Tabii ki ana binayla beraber bunun da yanında götürebilirseniz, zamanınızı da buna da ayırabilirsiniz. İkinci olarak en önemli yükseltmemiz gereken yardımlar bizim klan, yani ittifak ya da artık ne diyorsak, loncu, ittifak, klan. Yardıma tıkladığında 100 saatlik bir hız, yani kale yükseltmemiz varsa bunu 100 saati 80 saate kadar, 20 saatlik 120'ye yakın bir inşaat buff alıyormuş gibi, hızlandırma buff alıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Buradaki dediğim gibi en önemli ikinci olarak bina yardım kısmındaki bu verdiği ittifak yardım haklarının yükselmesi bizim için en önemli şey.
Hemen zaten şeyde görebiliyorsak, yani bizim ikinci önceliğimiz kesinlikle kesinlikle elçilik binası olacaktı. Benim de ana bina zaten dediğimiz gibi birden gidiyoruz. Her zaman bir şey yükseltmek için bunu da yükseltmemizi isteyecek. Elçilik binasını 25 isteyecek. Şeyi de 20-26 yapmak için ana kalemizi. Ama genellikle ikinci olarak planımızda her zaman elçilik olsun. Tamam mıdır? Yine şimdi şeye geçelim. Şimdilik üçüncü binamıza geçiyoruz. Üçüncü binamız tabii ki de üniversite olacak. Üniversitenin en önemli şeylerinden biri bizim hani nasıl elçilikte ana binayı yüksek tutuyorsak buradan da üniversiteyi araştırmayı yüksek tutmamız lazım. Bu araştırmayı geçenlerde bir video paylaştım. Daha detaylı, daha şeyli sunucu açıldıktan sonra onunla ilgili ya da daha detaylı bir videosunu yapacağım. Üniversiteyi de bizim açık tutmamız lazım. Yani açık diyorum, özür dilerim. Yüksek seviye tutmamız lazım. Araştırmalar bizim için bu konuda çok iyi, çok önemli bir. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Yüksek bir araştırma yapmadan önce hani zaten 15'e kadar geldiğimizde bize araştırma hızı olarak da yükseltiyor. Hani zaten bunu fullemeden ya da ne bileyim yükseltmeden bir 25 level'a kadar gelmeden o yüksek gidebildiğiniz yerlere hani hız basmayın. Hani yüksek yani 20 gün, 30 günlük, 50 günlük hızlandırmayı direkt kullanmayın. Daha çok bunu, ana binanızı yükselterek ve ekonomi kısmındaki yüzde kaç demiştik? Biz 5, 7,5, 12,5 bir de 10 veriyordu değil mi? 22,5 artı buradaki araştırma hızını alırsak VIP'mizi de biraz yükselttikten sonra aslında bu biraz şeyden dolayı da olabilir. Çok para yatıran insan için de çok geçerli. Az para yatıran insan için de çok geçerli. Bu bonuslara almaya dikkat edelim. Şimdi üçüncü olarak üniversiteyi söyledik. Dördüncü olarak da taverna şeyinden bahsedeceğim. Binasından bahsedeceğim. Nasıl üniversiteden sonra bu yüksek tutuyorsak da bunun da ne işe yaradığını hemen söylüyorum size. Burada normalde bizim kahramanlarımız buradaki bu binaya göre level'ını maxlayabiliyorsunuz. Hemen burada da bakacağız nereye kadar level'ımızı maxlayabildiğimiz. Şuradan bir başlayalım. Bedelsiz, bir de en önemli olardan biri de burada bedelsiz şey görev alımı bekleme süresinden yani jetondan da dahil olmak üzere burada 30 level'a kadar %70 yani 8 saate kadar iniyor. Tam olarak şeyini bilmiyorum. Onu hesaplamak lazım ama buradaki en önemli olan şey görev alım bekleme süresinden düşürmesi. %50'ye kadar %70 nereden baksam bir 8 saate kadar günlük düşüyor. Ekstra kahraman seviye sınırlarımız var. Burada ekstra da kahramanlar dediğimiz gibi 120 level'a kadar maksimumumuz için bunu burayı da kasmamız gerekiyor. Burada çok önemli bir bina. Binanın hani bu binada bu işe yarıyor. Şimdi gelelim. Nerede bizim demirci? Şimdi hani nasıl kahraman seviyesini diğer binada yüksek tuttuysak buradaki de oyuna para yatırmayanlar için en önemli olanlardan birisi demirci. Demircideki bizim dövdüğümüz şeyler, ekipmanlar şu an zaten oyunun en püf noktası. Bunun için özel zaten videolar gelecek. Tabii ki biz daha çok bir şey görmediğimiz için itemler hakkında çok bir yorum yapamayacağım. Buradaki tutabildiğimiz kadar binamızı yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bu da çok önemli. Bu zaten oyuna para yatırmayanlar için en önemli olanlardan biri. Bizim buradaki 18'in dövme sırasını 3'e kadar 21, 4'e kadar çıkartıyor. Nereden baksan tek dövme sırası azaltma oranını 20 saate kadar düşüyor diye tahmin ediyorum. Yani uzun bir süre, yani bir gün sürüyorsa nereden baksan hani ya da 1,5 gün sürüyorsa onu tam bir günde 18 saate kadar 20 saate kadar düşürüyor. En önemli olanlardan biri de zaten ekipman. Ekipman zaten oyunun kaderini değiştiren ve çarınızın değerli yapan kısmı tabii ki de burası. Komutanın daha çok yeteneklerini her zaman ekipman olacak. O yüzden önerebileceğim en güzel birilerinden binalardan biri de demirci. Demirci de bu işe yarıyor. Ekipmanlarımızı dövmek için. Oyundaki unutmayın ne kadar bizi bir şeyleri kısıyorsa, süresini azaltıyorsa, daha çok bir şey ekleme izin veriyorsa bu ekstralar çok çok önemlidir. Demirciyi de böylece bitirdik ve geliyorum süvari, okçu, kılıç ve mızrak. Buradaki detaylardan
çok önemli bir detay var. Çoğu kişi, çoğu oyuncu bunu bilmiyor. Bilen de, hani bilen de olabilir. Yeni başlayacağınız için bu detayı unutmayın. Alıyorum. Ahırdan bahsediyorum. Neden? Eş zamanlı bir şekilde illa süvari diyorsunuz, hani diyelim illa bir süvari olarak kazacağım deyip sadece süvari kalesine, hani binasına odaklanmanıza gerek yok. Hepsini eşit bir şekilde yükseltin. En büyük sebeplerden biri de tüm birim türlerini eğitim hızını yükseltiyor. Aslında senin bütün yükselttiğin kılıç, ok, süvari, mızraklı yükseltme tüm birimlerin eğitim hızını yükseltiyor. Ve bu bonusla çok efsanevi bir bonus oluyor. Tabii ki kapasitesi de yükseliyor. Güce çok bir şeye bakmıyoruz. O yüzden bu oyundaki eşit bir şekilde bu kıştaları yükseltelim. Birine odaklanmak yerine yavaşça hepsini yükseltip %5, yani %0.5 bile bonus alsak bile çok okey bir bonus. Bundan dolayı odaklanmamız gereken en önemli olanlardan biri de kıştalardan diyebilirim. Bunları eşit bir şekilde yükseltin. Çünkü hepsinin eğitim hızını, tüm birliklerin eğitim hızını yükseltiyor. Bunu asla unutmayalım. Bir şeye odaklanıp kalmayalım. Hepsini yükseltelim. Şimdi en önemlilerinden biri de şeyden sonra, kışladan sonra buradayız. Kışlalardan sonra savaş solunun ne işe yaradığını olan sefer birlik kapasitesini arttırıyor. Yağma sınırınız vardır ve yağma sınırınızı 30-20 milyona kadar arttırıyor. Bizim de savaş solunumuzun amacı da en önemli şey yağma sınırını arttırması. Ya da ne bileyim toplu bir saldırı açtığınızdaki kapasitenizi yükseltmesi, dışarıdaki iğrenç yaratıklar, düşmanları öldürmeniz için ve yağma sınırınızı yükseltmeniz için savaş solunumunu yükseltmeniz gerekiyor. Bu da en önemli etkilerden biri. Bu da yükseltmemiz gerekiyor. Zaten hepsini sırasıyla yükselteceksiniz. Ben binaların ne işe yaradığını size anlatıyorum aslında burada. Savaş solunumunda yağma sınırını yükselen sefer birim kapasitenizi de yükseltiyor. Toplu savaşlarda okey, etkinlikler ve şeyler için de çok önemlidir. Bunu da atlamayalım. Şimdi gelelim en önemli noktalardan biri. Oduncu kampı, evleri boşver, taş ocağı, altın madeni gibi şeyler. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri, bunlardan herhangi birini, hani hepsini ben çok görüyorum. Aynı anda oduncu kampını 10-10 level yapıp taş ocağını 10-10 altın madenini örnek veriyorum 15-15 level yaparak dördünü de kullanıyorlar. Bizim burada evi de dahil etmek istiyorum. Evi de gidiyorlar 10-10 kullanıyorlar. Bizim buradaki ham madde olaraktan bahsediyorum. Tabii ki sadece bizim bir tanesine ihtiyacımız var. Diğerlerini 2 level yapmaya bile gerek yok. Bunun için bana harbiden teşekkür edebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda etkinliklerde, yükseltme, ıvır zıvır gibi etkinliklerde bunları kullanabilirsiniz. Daha çok ilerleyen vakitlerde de kullanabilirsiniz. Yükseltme olarak etkinliklerde diğerlerinin avantajı olarak kullanabilirsiniz. Bu yüzden lütfen demir, yani bizde sadece birinin 30 level olmasını istiyorlar. İkisinin 30 level olmasını istemedikleri için bunlara ham madde ve zaman kaybına lütfen girmeyin ki daha çok dediğim gibi bizim yükseltmemiz gerekmiyor. Ana binayı ne istiyorsa, neyi yükseltmemizi istiyorsa sadece bütün kaynaklarımızı ve zamanlarımızı ona ayıracağız. Burada da sadece bir tanesini 30 level yapalım. Hepsini aynı anda yapmayalım. Kaynaklarımızı böyle boş yerlere ve hızlarımızı kullanmayalım. Burada çok önemli. Sakın burayı unutmayın. Şimdi gelelim köylülere. Oyundaki püf noktası diyebilirim size. Köylüler bu oyunun efendisidir. Köylerimiz tabii ki ev yükseltmesinde bize köy kapasitesini veriyor. Oyunda tek unut yapmanız gereken en önemli şeylerden biri köylere görev dağıtımı yapmak. Daha çok hızlı üretim veriyor. Bunlar tabii ki de olabilir. Ama şey dediğim gibi oduncu kampı öyle de 10 level 15 level yapın. Hani öyle demiyorum. Hani 1 level'da da bırakın demiyorum. Hani yapın, hani küçük 2-3 gram bir şey istiyorsa onları da yapın. Size de versin, birkaç üretim versin. Ama burada dediğim gibi en önemli şey burada köylerinizin kapasitesi zaten dediğimiz gibi evlerden yükseltiyor. Evleri de yükseltebilirsiniz. Burada daha çok size şey veriyor, üretim veriyor. Bak örnek verdim demir şeyinden 400-400 gördüğünüz gibi yükseltiyor. Köylü hani yani ne kadar çok köylüleriniz boşta durmasın, her zaman onlara bir böyle buraya tıklayarak görevlendirebilirsiniz. Al odunla da toplatalım hayrını.
gibi, gördüğünüz gibi ne kadar çok köylü o kadar. Burayı asla unutmayın, köyleriniz asla boş durmasın. Şimdilik bu kadar. Anlatabileceğim binalar hakkında kaçırdığım bir şey varsa kusura bakmayın. Bildiklerimi anlattım. Gözcü zaten bildiğimiz gibi çoğu kişinin bildiği bir şey bu. Ya bunları da çok anlatmaya gerek yok. Basit şeyler. Ben sadece size sıralamasıyla en mantıklı binalar hakkında genel bir yorum yaptım. İlerleyen zamanlarda dahi yorumlar yaparım. Herkese iyi oyunlar, bol şanslar. 17 Ekim'de görüşürüz.